Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi o dersin devamı notlarımdan bir şeyin etrafını kazmak istiyorum. Ama bu notlar da gözlük olur, dürbün olur, ip olur, merdiven olur. Şunu diyeyim size. Yeni bir şey üzerine çalışıyorum. Allah muvaffak ederse inşallah. Şeytanın bize kazandırdıkları var. Vahidi kıyası etme noktasında. Yani karanlığın aydınlığı göstermesi. İnsanın mücahede ve mücadelesini geliştiriyor. Kabiliyetlerini geliştiriyor. Bu bildiğiniz şeyler, bu şeytanın. Bu bizde var olanı uyandırıyor. Bak burayı kaçırmayın. Bir daha, şeytanın şu anda bilinen vaziyeti bizdeki var olan şeyi uyandırıyor. Uyan kabiliyetleri, istidatları uyandırıyor. Zemin buluyoruz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Etrafını kazdığım şu. Şeytanın kendisi enerji paketidir. Ama şuurludur. Zekidir, akıllı değildir. Şeytan şuurludur. Ben onun bendeki uyandırdığının peşinde değilim. Ben o enerji paketini kendime nasıl dönüştüreceğim? Genetiğini değiştirerek o enerji benim enerji olacak. Örnek vereyim. Bu odun düşünün. Bu odun donmuş güneştir. Sokak lambaları kırmızı yanıyor, yeşil yanıyor. Güneş paneli var. Panel. Güneş paneli. Bu güneş paneli depolanıyor, renge dönüşüyor. Mesela güneş panelleri depolarsın, evde klima olur. Çamaşır makinesi olur. En güzel örneği odundur. Odun donmuş güneştir. Ben bu, biraz da devam edeyim. Allah Resulü diyor ki, benim nefsim bana iman etti diyor. Ustad diyor ki, nefsim dahi bunu tasdik ediyor diyor. Ben bu şeytanın enerji, kendisi enerjidir. Uzantısını, genetiğini değiştirip, onun bana kazandırdığı değil, ben ona sahip olmak istiyorum. Yani savaşımız değişecek. Onun bana hücum etmesi değil, şu anda ben onun peşindeyim. Aklım, fikrim, inan onun peşindeyim. Ben bu enerjiyi nasıl dönüştüreceğim kendime? Bir örnek de vereyim. İnsanoğlu fiziksel olarak, şimşek var ya şimşek, gök gürültüsü. 300 bin volt. Eski kitaplarda 20 bin volt deniliyor. Yeni anlayışa göre fizikçilerin yeni yani birkaç aylık bu bilgim 300 bin volt. Yani en düşüğü yani şimşek çaktığı zaman atmosfere yaydığı enerji 300 bin volt. Bununla atmosferin havada bulunan %76 azot, %21 oksijen var. Onun ayrışmasına sebebiyet veriliyor ve yerin azotun emmesine ve dolayısıyla toprak gübrelenmesine sebep oluyor. Mesela dağlarda gübrelenmediği halde dağlar gübre atmadığımız halde otların ve ağaçların güzel büyümesi semadan gübreleniyor. Esbab alemi. Şeytan bu projemle bizim peşimizde değil mi? Bırakmıyor.
Allah Resulü diyor ki karnınız vücutta dolaştığı gibi kanda şeytanım. Şimdi benim bu projemle ben şeytanın peşindeyim. O beni bırakmasa bile ben onu bırakmayacağım. Bıraksa bile, o beni bıraksa bile ben onu bırakmayacağım. Sebebi o korkunç bir enerjidir bu atmosfer gibi. Yani fizikçiler bu enerjiyi şu anda depolayamıyor şimşeği. Şeytanın da depolanamıyor. Çünkü kaygan böyle. Ben o enerjiyi pozitife dönüştürebilir miyim? Onun, yani güneş oduna çeviren Allah bu kanunu koymuş. Mesela yapmış Süleyman Aleyhisselam. Cinleri kullanmış, inşaat yaptırmış. Saray yaptırmış. He? Şeytanlar itaat etti. Şeytanlar itaat etti diyor. Orada öyle diyor. Şeytanlar itaat etti diyor. Cinler ve şeytanlar diyor. Şeytanları da itaat ettirdim diyor. Şeytanın enerjisi korkunç bir enerjidir ve şuurludur. Ben onun şuurunun üzerine şuur, onun yöntemi üzerine bir yöntem, ben geliştirirsem onun hiç şansı yok. Yani düşmanlıktan değil ben onun peşinde olmam. Sen benim peşimdesin, ben de senin peşindeyim. Değil, o gayem o değil. Ben o enerjiyi kendime nasıl dönüştüreceğim? O beni bıraksa, ben onu bırakmayacağım. Korkunç enerji. Bir tane çok son bir örnek veriyorum, notuma geçiyor. Bu donmuş enerjidir diyeyim. Boşluk ise bundan daha büyük enerjidir. Ademden başlayacaksın da. Evet. Çünkü şeytan boşluktur. Her şey olabilir. Ben bunu bir şey yapmak için bundan başka bir şey. Bunu enerjiye dönüştürmem lazım. Sonra onu yapmam lazım. Boşluk ise hemen dönüştürebilirsin. Bunda iki işlem. Boşlukta tek işlem. Onun için şu boşluktaki enerji şekillenmiş enerjiden potansiyel itibariyle daha fazla enerjidir. Şeytan kullanılmamış korkunç enerji paketleridir. Ceyran diyor zaten abi. Ceyran diyor. Usta. Yani Allah bizi ayartmak için, bizi ayağımız kaydırmak için vesairesi için sif değil. O abi çarpıyor. Elektrik de çarpıyor bizi. Bak elektriğin lisanını öğrendi, kuralını öğrendi. Bak la makine çalıştırıyor, ışık veriyor vesaire. Lisanını, yöntemini bilirsen. Peki, her alemin, her alemde ya hakikati ya sureti var. Unutmayın. 18 bin alem birbirine geçişlidir. Her alem, her alemde. Zihninizi toparlayın buna. Bak 18 bin alem, her alem, her aleme birbirine ya suretleri var ya hakikatleri var. Mesela tahayyülde tasavvur var. Dimada tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Bak tahayyülde tasavvur var, tasavvurda da tahayyül var. Ya nesi var? Ya sureti var, ya hakikati var, ya işareti var, ya remzi var, ya telmihi var, ya iması var. Yani birbirine tek düşünmeyin. Öyle anlatıyoruz. Arş-ı azam, ünaşya, lef-i mahfuz, arş, daire-i içe, cennet, cehennem, daire-i ilim, daire-i hayat, kürs. Yani bunu anlamak için başka şansımız yok ki. Veya Allah'lık hakikatına, mahiyet-i zatiye, şunat-ı zatiye, sıfat, esma mecul. Yani ama aslında bir bütün. Şey gibi ya. Buz. Su. H2O. Enerji. Esir. Madde hayat. Aynı hayat. Akılcı verir, ruhçı verir. Odun. Duman, nur. Ondan sonra ne? Enerji. Bak odun. Duman ve nur. Isı, ışık. Isı in aşağıya. Enerji. İn aşağıya. Esir. Madde hayat, aynı hayat. Orada böyle gidiyor. Ama zahirde hepsi aynı. Ağaç gibi. İşte her alem,
her alemde ya sureti ya hakikati var. Birbirinden kopuk olmuşlar. Yalnız bir ifade ederken, yalnız bir ifade ederken ayrı ayrı zikretmek zorunda kalıyoruz. Hani mesela birbirine geçiş cennette de var. Üstad diyor ki cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa cennet zevk vermez. Orada da var o. Esması var. Ama ne yapalım? Kesin çizgilerle ifade ediyoruz. Cennet, cehennem diyoruz. Kesin hudutlarla belirliyoruz alemleri. Ama ötekileri ancak tefekküre havale ediyoruz. Yani dimağda tahayyül var. Çık yukarıya. Tasavvur çık yukarıya. Akıl çık yukarıya. Tasdik. Böyle çıktı mı? Hepsi kopuk mu zannediyorsun merdiven basamakları gibi? Şöyle diyeyim. Şurada gözüken Suat hangi adaydı Marmara'da? Büyük adam. Kınalı adam. Kınalı ada, büyük ada diye. Ada ne demektir? Etrafı suyuyla çevrili. Dört taraf. O bizden kopuk demektir. Bizden ayrı. Dört tarafı surlarla çevrili. Bizden ayrı olan kara parçası ada deniyor. Peki ilmi hakikatle getirin, suyu buharlaştırın, güneşi vurun. Marmara'yı buharlaştırın. O bizden kopuk olan ada alttan bize bağlı. Olduğunu göreceksin. İşte alemler de birbirine böyle bağlı. Onun için bir yerde bir şey ceyran edildi mi her yerde duyuluyor. Üstad diyor ki dünyada işlenen hasenat ve seyyat alemi berzahta, kabirde dostlarımız, dedelerimiz, ustadlarımız, hocalarımız hepsine ayan oluyor. Yankılanıyor. Onların da duası var. Çünkü başka yapamadığımızdan kesin şey yapıyoruz. Yani bu su, biraz önce misal verdiğim gibi, bunlar hepsi, bak hepsi aynı yerde, bir bardakta. Ama mahiyetleri birbirinden nihayetsiz uzak. Şeytan cennetin kendisi değil. Bak şeytan cennetin kendisini değil, eksik okudum. Şeytan cennetin kendisini değil, yani mahiyetine değil, hakikatine değil, her yerde bulunan cennetin müstemlekeleri, daireleri ceyran ediyor. Oraya girmiş Adem'e. Şöyle diyeyim. Adem Aleyhisselam'ın çıkarıldığı cennetle imtihanı kazandıktan sonra Adem'in gideceği cennet alakası yok. İşte birinci derste okumuştuk. Bir devletin orada konsolosluğu var. Müstemleki var. Sömürdüğü yer var. Kara parçası var. Sana bizim misal verdim. Berlin'de yerimiz var. Suriye'de yerimiz var. Irak'ta yerimiz var. Mesela İngiltere'nin bir sürü devletleri var. Müstemleke. Bir de her devletteki konsolosluk onların tapusudur. Oraya Türkiye Cumhuriyeti kanunları girmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin de konsolosluklarına Alman kanunu uygulanamaz. Oradaki memura Alman memur kıyafetini giydiremezsiniz. Orada çalışma saatini Almanya belirlemez. Serbest bölge. Şöp serbest bölge gibi bir şey ya. Tamam. Dolayısıyla cennetin de hakikati var. Mahiyeti var. Sureti var, müstemlekeleri var, daireleri var. İşte ustad dedi ki, semavat memleketi payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde, arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonlar olduğu gibi, mesela cennetin bak müstemlekesini bir tane söyleyeyim, buhran, bunalım, panik atak, depresyon, olumsuz düşünceler, olumsuz hisler, nefretler, öfkeler cehennemden haber veriyor. Müstemliki. Surur, neşe,
saadet, bazd, gülmeler, ferahlık, fazilet, kemalat, erdemlik, olgunluk, tahammül, af gibi vesaire sıfatlar da cennetin bizdeki karşılığı. Bunu Kastamonu 8. sayfada diyor. Celal ve cemal tecellisi. Ha, bunları orada söylüyor. Yani buradan tut diyor cennetin şubesinden. Olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi erbahı ve alemi melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir. Üniversite diploması götürdüğün zaman ilkokul, ortaokul, lise diplomasını da yapıştırmıyorsun oraya. Otomatik orada var içinde. Hem alemi bakiden ve dar bekadan olan cennet dahi, bak, alemi bakiden ve dar bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire-i tasarrufatı perde-i şehadet altında cennet cehennemin her tarafta nurani bir surette uzanmış yayılmış. Her yerde var. Cennetin, cehennemin yayılmış müstemlekeleri var. Daireleri var. Temessülatları var. Sani Hakim-i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde. Mesela kafa tek ama bu kafada nihayetsiz duygular var. Hisler var. Aynı yerde. Bak ne diyor? Sani Hakim-i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri, yani buradakilerin asılları ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor. Mesela alem-i mana var bizde. Nedir o alem-i mana? Tasavvur. Alemde alem-i misal var bizde. Tahayyül. Lef-i mahfuz var bizde. Tahakkur. İşte bütün alemlerin bizde var. Alemler dışarıda, alemler bu kadar birbirinden kopuk. Cennet cehennem mesela. Buhran bunalım. Neşe saadet. Ama insan da aynı yerde. Peki benim bu cennetin bendeki şubesi yok mu? İşte şeytan oraya da giriyor işte. Cennetin bizzatı kendisi değil. İşte insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor. Mesela tahayyül hükmediyor sana. Bir hayaline giriyorsun, çık da göreyim. Tasavvuruna giriyorsun, çık da göreyim. Zanına giriyorsun, çık da göreyim. Tahakkülüne giriyorsun. Nasıl çıkacaksın? Kolunu sallaya sallaya bu alemlerden çıkamazsın. Çok ciddi bir yöntem gerekiyor. İnsana diyor ne yapıyor? Duygularının merkezleri olduğu halde hepsinin tesiri ayrı. Mesela bir yıldız yaklaşıyor. Kova burcu diyoruz. Aslan burcu diyoruz. Dünyayı o tesirle yapıyor. Tesir ediyor. Hükmediyor diyor insanı. Ve daireyi tasarrufuna alabiliyor. Görüyor musun bak? O alemler haricimizde, şeceri hilkatte ayrı ayrı iken cennet, cehennem, insan da aynı yerde. Bak, odun, duman kapatan, nur açan. Odunu yaktığımız zaman duman çıkınca kapatıyor, nur açıyor. Nerede? İkisi aynı yerde. Ama arasındaki dağlara kadar fark var. Nur güneşten, karanlık Adem'den. Görüyor musun? Mesela odun katıdır. Katı yani donuk. Kilosu var. İçi karanlıktır. Ama onu meydana getiren latiftir. Latiftir. Hafiftir. Kilosu yoktur.
Odun bir yerdedir. Bunu meydana getiren her yerdedir. Bak burada farklı oluyor. İşte cennetin de böyle yerleri var. Böyle var bizde. Ayrı ayrı olduğu halde umum o vücuda, o cisme hükmediyor. Ve daireyi tasarrufuna alabiliyor. Şimdi iyi dinle, çok harika. Öyle de bu insan etmeli olan kainat dahi. Hayaliniz gitsin, nereye gidecek? Kainat neresiydi? Arştan aşağı. Arştan aşağı, çok güzel. Bu insan ekber denilen, bak, bu insan ekber olan kainat dahi mütedahil, yani birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Yani birbirine girmiş. Gir içeriye bir kılıp. Ustad diyor ki mektubatta, mektubat 409, gül göncesi gibi diyor, bütün alemleri bu alem içinde gördüm diyor. Anladık mı bak? Mektubat 409. Bak, bütün alemleri gül goncası gibi, veya mısır koçanı var ya, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Meyvede uygulayayım. Elma, şekil. Şekil neredeyse renk oradadır. Renk neredeyse koku oradadır. Koku neredeyse tat oradadır. Tat neredeyse enerji oradadır. Lezzet oradadır. Öyle mi? Sani neredeyse kerim de oradadır. Duman neredeyse nur da oradadır. Öyle değil mi? Bu alem, ustad bak, bu alem birbirine sarılı gül goncası gibi bütün alemleri bu alem içinde anladım, fark ettim, okudum demiyor. Gördüm diyor, gördüm. Yatsı namazında ben o aleme girdim diyor. Hangi alemde görmüş? Burası. Burası gördüğümüz gibi değil ki. Yani bizim bildiğimiz gibi zannediyor, kar yağdırılacak. Bu masrafı düşün ya. Kar yağdırma masrafını düşün. Yani böyle bir görsün. Bitkiler de iyi büyüsün. Tamam. Bunlar neticesinde bir sebep olabilir. İşte toprak gübrelensin. Toprak bereketlensin. İnsanlara değişik manzara olsun. Ya bu teknoloji bunun için olur mu ya? Bu iş gafil insanlar için olur mu bu ya? Başka hikmetler ceyran ediyor. Başka. Bu akşam buna ait bir rüya görmüştüm. Allah'a amin. Buna ait. Her neyse. Aynen. Allah Allah. Şimdi hatırladım. Buna aitti. Aynı bu şöyle geçiyordu. Bu alem. Bu alem, bu alem değil. Yani o binbir alemi içine barındırmış, bu alem onların içerisinden hiçbirisine benzemeyen bir şekle dönüşmüş. Şöyle diyeyim. Beyaz koy, boya. Koydun mu abi? Beyaz. Aynı miktar siyah koy. Beyaz beyaz değil, siyah siyah da değil. Değişti. Yeşil koy. Kırmızı koy. En sonunda işte 7 tane rengi koyduktan sonra hiçbirisine benzemeyecek bir renk çıkacaktır. Öyle değil mi? Mesela beyazın içine siyah koydun mu? Beyaz beyaz değil. Gri olur. Bak ama bak, ismini değiştirdim. Bak sen gördün mü? Gri dedim. Bu alem ne biliyor musun? Barındırdığı alemlerle hiç alakası olmayan, bütün alemin dışında fakat bütün alemi cem eden. Onun için tuhaf burası. Koyduğun yer ne işte abi? O boyayı koyduğun yer ne? Neresi diyorsun değil mi? Ha. Şunu bir bitireyim. No, bunu şey yapıyor muyuz arkadaşlar? Bir daha söyleyeyim. Beyaz koydun mu? Gördük. Koyar mısın içine siyah? Karıştır. Ne ismini söyle Suat. Ne oldu dedin? Gri. Gri oldu. Peki, yeşil bir şey koysak bilmem ne oldu, değil mi? Sarı koysak? Gri, siyah daha ağır basar. Bak, bir şey oldu değil mi? Değişir yani. Değişir. Peki, en son yaptığımızla, yani bu karışımdan ortaya çıkan rengi düşün, hiçbirisine benziyor mu?
Hepsi oradadır. Ama bu en son aldığı şekil hiçbirisine benzemiyor. Şunu kastediyorum. Beyazdı. Siyah kat. İkisinden ayrı bir renk. Ne beyazdı ne siyahdı. Gri dedi. Kırmızı koyduk. Üçünün dışında bir renk oldu. Maviyi koyduk. Dördünün dışında bir renk oldu. Öyle değil mi? O ortaya çıkan, onu meydana getirenlerin hiçbirisine benzemiyor. Odun ne dumana benziyor, ne nura benziyor. Öyle değil mi? Şimdi bu alem, bütün alemler burada mı? Hiçbir aleme benzemeyen bir alem bu. Karışımının neticesi. Onun için çok tuhafıma gidiyor. Adı nedir abi bu aleme? Sen bilmiyorum. Yalnız şu kekeliyorum, tekrarlıyorum. Konuşamayan çocuk aynı şeyi tekrar eder ya. Bu alem, bu alem değil. Burası, burası değil. Bu kadar diyebiliyor. Burası, burası gibi, burası, burası değil, burası buraya benzemiyor. Ama o kadar harika mucize ki her şey olabiliyor. Her şey gözükebiliyor. Herkese farklı. Kimisine acayip, mesela çocuğunu kaybeden bir kadın için dünya ağlıyor. Her şey yerine gelmiş, imtihanı kazanmış bir çocuk için her şey gülüyor. Ehli tefekkür için muallim. Ağaca bakıyor, ehli tefekkür müfessir, tefsir gibi Allah'ı tarif ediyor. Ormancı bakıyor kereste, mobilyacı bakıyor, mobilya görüyor. Ev hanımı bakıyor, onun yapraklarını sığıra ot versem der. Biraz zevkine düşmüş, zengin olan bu ağacı benim villanın kapısında olsa ya. Herkesi farklı, olabiliyor işte. Bütün alemleri içine aldı abi. Ama kendisi hiçbirisine benzemiyor. İnsan ekber gibi duruyorsun. He? İnsan ekber gibi duruyorsun. İnsan ekber ama... Hepsi içinde o ayrı bir şey. Ayrı bir şey, evet. İnsan mesela bütün alemler insanda. Ama insan barındırdığı alemlerine hiçbirisine benzemiyor. Allah kainata, şeceri hilkata, ilmi, iradesi, kudretiyle vardır. Zatıyla insanda vardır. Yani bütün alem insanda ama insanda olan her şey alemde yok. Allah'ın zatıyla var, kainatta yok. Küçük ama çoğunu barındırmış. Küçük ama çok büyük. Hazreti Ali diyor değil mi? Sen kendini ne küçük zannediyorsun işaret icazla diyor. Şey bana bak, benim işaret icazımla mektubatımı getirir misin? Allah. Hem devam edeyim. Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi sıkılıyor musunuz? Yok. Peki. Bu yani biraz hafifleştiririm, girmek istemiyorum. Hele bu akşamki rüyayı size anlatsam ya bana şey dersiniz, zındık ya bilmem ne dersin. İşte bu insan ekber olan kainat dahi, bak kainat dahi mütedahil birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Binler alemi ihtiva ediyor. Neresi? İnsan. Gel de çöplükte harca. Ne kadar yazılma gidiyor. Nadir abi binler alemi ihtiva ediyor. İçine alıyor. İçine almış o devre. Harika bir şey yani. Ama bunlar her öbür tarafta iyice belli olacak herhalde. Ya. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı birbiri altına saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Saklıdır diyor. Birbiri altına saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Anladım demiyor. Gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordu. O alem ise ayet-i nurun arkasındaki evke zulümat fi bahrin lüciyin yaşahu mevcun min fevkihi mevcun min fevkihi sehabun zulümatun ba'duha fevke ba'din izâ ehreca
يَدَوْهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَى لِلّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَنْ لَهُ مِنْ نُورٍ Ayeti tasvir ettiği gibi diye devam ediyor. Şimdi bu bir. Bir de şey وَتَزْعُمُوا اَنَّكَ اَنَّكَ جِرْمٌ سَاخِرٌ وَف۪يكَنْ تَوَالْ عَالَمُ الْاَكْبَرِ Bir daha. وَتَزْعُمُوا اَنَّكَ جِرْمٌ سَاخِرٌ وَف۪يكَنْ تَوَالْ عَالَمُ الْاَكْبَرِ Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. İmam-ı Ali radıyallahu anh. Bunu ilk defa söylemek ne demektir? Tekrar etmek bizim için kolay. İlk defa bunu bulup söylemek, lisana dönüştürmek. İlk defa. Bu ne demektir? Bu kimdir bu adam? Ya ne olur bu lafa bir şey, hakikaten büyük adammış, böyle duygumuz olmaz. Bu ilk defa söylenebilmesi için yaşaması lazım. Cüziyetten külliyete geçmesi lazım. Olamaz başka. Şöyle diyeyim. Benim meşhur bir misalim var. İki kişi Almanca konuşuyorlar. Gar 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 gar, bir tanesi duruyor. Gur 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 gur. Gar 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 gar. Gur gur gur. Ötekisi bakıyor. Gar gar. Gurgur, hiç yarım saat, hiç ses yok. Sen zannedersin ki bu bilmiyor Almanca. Tamam mı? İlmi bir şey konuşuyorlar. Bu yarım saat, bir saat konuşmadan sonra bu tek bir kelime söylüyor. Zahirde Almanca bilmeyen gözükürken. Ötekisi, Allah Allah, bu Allah, vay be. Demesi bir kelime. Onlar yarım saat konuştu. Almancayı bildiğini gösteriyor. Abi bir kelimeyle Almanca bilmeyin ne alakası var ya? Ekmek ismini söyledi, bilmiyorum ne dedi. Bu olayda yerinde ve vaktinde, tam zamanında olayları tanımlama ve yorumlama. Bir kelam iki kişiden sudur ederse, birisinin ilmine, birisinin cehline. O hayret, o da subhanallah demesine sebep. Bir kelime, bir, lisana hakim olduğunu, iki, mevzuyu çok iyi bildiğini, üç, aleminde hazmedip fezdeke ettiğini gösteriyor. Kur'an'daki ayetler hep böyle fezdekedir. Anladınız mı? Kur'an ayeti böyledir. Bir kelam söylüyor ama mesela bir örnek vereyim ona ait. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam yemeğe üfürerek yemeyiniz. Bu normal sıradan bir söz, basit. Bunu diyebilmesi için bir, nefesi bilmesi lazım kimyasını. İki, yemeği bilmesi lazım kimyasını. Üç, yani nefeste sıcak yemeğin öfürmesinde ortaya çıkacak kimyayı bilecek, dönüşümü bilecek. Sonra yediğin zaman sana yapacağı menfaat ve zarar bilecek, mekruhtur diyecek. Üfleyerek yemeğin mekruhtur. Yani bedeni bilecek diye. Nefesi bilecek. Yemeği bilecek. İkisinin bir araya gelmesiyle reaksiyonu bilecek. Vücuda girince ne oluyor onu bilecek. Sonra bu bilmeleri bir tapu ile ifade edecek. Yeme üflemeyin. Mekruhtur. Üstü yanmış, sipsiyah yanmış. Kahverengi değil, siyah yanmış. Sutlaşı yemeyiniz. Uygulamaz, sutlaş demiyor da. Yanlış ekmeği yemeyin diyor. Şurada iki tane şey varmış aslında, bilirsiniz siz de. O sıcak yemek yediğin zaman onlar koruyucuymuş. Devre dışı kalıyormuş. O zaman mikropları alıyormuş içeriye. Vesaire. Değil mi mesela? Şimdi anladın mı? Bir kelime basit gibi gözüküyor ama altı dolu. Mesela ey Sema suyunu kes. Eğer suyunu dinler mi beni? Altı yok kelam. Allah diyor suyunu kes, dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Çünkü bu emrin altında ilim, irade, kudret var. Benim emrimin altında fuzuliyane var.
herzelelik var. Yani boş ya, kudret yok ki be. Desem kim dinler beni? Allah söylediğini yapıyor, yaptığını söylüyor. Onun için ayete benzer kelime denilebilir ama ayet olamaz. Çünkü kelam kudreti ve ilmi iradeyi tazamun etmesi lazım. 433 sözler. Allah Allah. Bak bu ne diyor? Ve tez'umu enneke cirmun sahirun ve fiken taval alemul ekber. Emrettiği gibi. Bunu normal biz naklederiz. Bu adam bunu diyemez. Olamaz bu. Normal bir insan sözü olamaz bu. Bunu yaşayan, gören, müşahede eden adam söylemiş. İnsan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Öyleyse cüz'i istifadesi külli olur, öyleyse abesiyet yoktur. Yani insan bunu, Allah bunu yarattı. Büyük görse yetiyor. Şunu. Ne? Çünkü cüz'i istifadesi külli olur, öyleyse abesiyet yoktur. Bir kere görse yetiyor. Öyle de bu insan ekber olan kainat dahi mütedahil birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor insanda. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o alemlerde olan insan da hisseder. Mesela alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhuma hissediyorum diyor. Yani o cüzler, cüzi ve yakın yerlerde, bak o cüzler, cüzi ve yakın yerlerde, külli ve azametliler, külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüzi ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Mesela biz bu dersi yapıyoruz. 1000 kişi, 10.000 kişiye ulaşır. Ama bazen bir cüzi bir hadise olur. Bir cumhurbaşkanı sıradan bir laf der. Bütün dünya duyar. İşte onun ifade etmiş olduğu yer değil, kelam değil. Vazife, işgal ettiği vazifedeki mümessillerin derece-i mertebesine ve alemlere yaptığı, memleketlere yaptığı tesire göre alınır. Onun için Adem Aleyhisselam'la şeytanın münazarası bütün beşeriyeti etkilediği için medar-ı nazar olmuş. Bak, bazen cüz'i ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük taşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Yani bazen taşidat bağırıp çağırmakla var ya, zannediyor musunuz ki düşmanın çok büyük aciz kaldığımızdan? Hayır. Bazen buna taşidat yapmak, hangi tarafa adına konuşuyorsak oraya verdiğimiz değeri gösteriyor. Mesela Allah Adem'le şeytan arasındaki hadiseyi çok medar-ı nazar ediyor. Şeytanı büyütmüyor. İnsanın emniyetini gösteriyor. Okuyorum, devam ediyorum. Mesela hadise-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ne kadar mühim bak. Ve vahiy Kur'an'ının hadise-i kutsiyesi, bak burayı kaçırmayın. Bunu kaçtın, bundan sonra okudum anlamazsın. Örnek veriyor. Mesela bazen bazen de büyük taşidat, medar bahsetme Kur'an'da düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Ona örnek veriyor. Hadise-i Muhammediye var ya, Hadise-i Muhammediye ve aleyhissalatü vesselam vahiy Kur'an'ının hadise-i kutsiyesi. Vahiy Kur'an'ının hadise-i kutsiyesi umum semavat memleketinde, hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbetdarlar dizilip yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar.
vaziyetine göstermek, ifade etmekle vahiy Kur'an'ının derece-i haşmetini ve şaşayı saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetini ilana bir işaret-i Rabbani olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Yani vahiy geleceği zaman bütün melekler, vahiy geleceği zaman bütün melekler bir koridor oluyor. Böyle bir koridor oluyor. O koridordan vahiy iniyor. Tamamen böyle bir yuvarlak bir koridor düşünün. Ve yanaşmak isteyen kafir cinler ve şeytanlar, o melekler mancınık atıyorlar. Yıldızlara atıyorlar. Bunun dünyadaki alameti, ifadesi meteor taşı. Hı hı. Saatte 190 bin kilometre hızla gidiyormuş. 190 bin. Yani meteor taşı dediğimiz sema memleketindeki meleklerle şeytanın savaşıdır. O meleklerin mermisidir. Binlercesi, milyonlarcası gebertiliyor. Peki şeytanı çok mu büyütüyoruz? Hayır. Vahiy çok büyük. Vahiy çok büyük olunca saltanatın gereği ona uygun bir karşılama, indirme, takdim etme gerekiyor. Saltanatın büyüklüğünü gösteriyor, ayetin büyüklüğünü gösteriyor. İşte o recmi şeyatin o Kur'an'da ifade edilen ama fizikte meteor taşı düşmesi meleklerin şeytanları mancınıklamasıdır. Gebertmesine ait mermiymiş. Diyor ki vahiy Kur'an'ın derece haşmetini ve şaşayı saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetini ilana bir işaret Rabbani olarak şüphe yoktur, giremez, şeytanlar şüphe veremez. Niçin? Böyle indirilmiş. O vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi o ilan-ı tekvini tercüme edip ilan ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim de o tekvine ait var ya o yıldızların düşmesini. Niçin düştüğünü bize söylüyor. Ne yapıyor? Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi o ilan-ı tekvini, o yıldız kaymasını tercüme edip ne demektir diye ilan ediyor ve o işaret-i semaviye işaret ediyor, eder. Diyor ki bu kayması bundandır. Nereden bilecekti Kur'an demese? Evet, evet, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları. Melek şöyle yapsa. Uçurulabilir casus şeytanları. Böyle bir işareti azime-i semaviye ile, böyle yıldızları atması ile melaikelerle mübareze ettirmek. Allah mübarezeyi çok seviyor. Meleklerle şeytanları savaştırıyor. Mübareze ettirmek elbette o vahiy Kur'an'ının haşmeti saltanatını göstermek içindir. Yani Kur'an ne kadar sağlam ve saltan Kur'an'ın ne kadar haşmetli olduğunu göstermek içindir. Allah Allah. Hem bu haşmetli olan beyanı Kur'ani ve azametli tahşidat-ı semaviye ise cinnilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil, şeytanlarla cinlerin mukabele etmek, savaşabilmediklerini göstermek için değil, belki kalbi Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam, ta semavat alemine, ta arş-ı azama kadar olan uzun yolda hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahiy Kur'an'ı koca semavatta umum melaikece medarı bas olan bir hakikattır ki
bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak hiçbir şeye oralara gitmişler casuslamak için. Muvaffak olamayarak, yani oraya gidecekler, büyük insana gidiyorlar, bize de geliyorlar. Muvaffak olamayarak recm edilmesiyle işaret ediyor ki, recm, yani mancınık atılarak işaret ediyor ki Kur'an, kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a gelen vahiy, huzur-u Muhammediye aleyhissalatü vesselam Cebrail, nazar-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam görünen hakaiki gaybiye sağlam ve müstakimdir. Bunu göstermek içindir. Hiçbir cihette şüphe girmez diye Kur'an-ı mucizül beyan mucizana haber verir. Yani Kur'an'a hiçbir şüphe olamayacağını göstermek için Kur'an'ın inişini söylüyor. Böyle mancınıklarla korunuyor. İnerken bile. Böyledir işte diyor ayetler. Bunu bir de okuyayım. Bunu işaret ediyor. Diyor ki bu recm-i şahatını Kur'an bize söylemekle. Diyor ki kalbi Muhammediye aleyhissalatü vesselam gelen vahiy, huzuru Muhammediye aleyhissalatü vesselam gelen Cebrail ve nazar-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam görünen hakaik-i gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihette şüphe girmez diye Kur'an-ı mucizül beyan mucizane haber veriyor. Şimdi geliyor şeye, ama cennetin uzaklığı ile beraber bunu da bir ders yapalım. Şimdi ne kadar oldu bir bakayım. Ve az bir şey varsa notuma devam edeyim. 48 dakika, o zaman notumu okuyayım. Ama cennetin meyveler koparılmasına gireceğiz bir dahaki dersimize. Ama şu nottan biraz da gideyim. Şeytan cennetin kendisine değil, yani mahiyetine değil, hakikatına değil, her yerde bulunan cennetin müstemlekeleri ve her yerde bulunan dairelerine girebiliyor, girmiş. Yani orada şey yapabilmiş. Her alemin cebi havada karakolları bile var. Her alemin hava aleminde, ha şu dünyada, şu atmosferde bile karakolları var her alemin. Şeytanın da bu karakollarda, bu dairelerde, bu müstemlekelerinde, bu alemlerin misali suretlerinde cereyan ediyor, girebiliyorlar. Bu hava alemindeki karakollarına. Bu da yani içini değil de oraya şüphe atabiliyor. Nasıl girmiş oraya sorulsa, nasıl girmişi örnek veriyorum şimdi. Bak nasıl girmiş oraya. İnsan düşünün, kainat düşünün. Kainat büyük insandır. İnsan ise kainatı sonradır. Küçültülmüş model ya. Şimdi insandan örnek vereceğim. Büyüğünü düşünün. Nasıl şeytan cennete, o cennetlere girebilmiş? El cevap. Nasıl ki lümme-i şeytane kalbin bir köşesinde değil mi? Kalbin içinde, dışında değil ki. Bir köşesinde. İnsanda. Peki diyor. Nasıl ki lümme-i şeytane kalbin bir köşesinde değil mi? Peki kalbe nasıl girmiş? Kalp azazil, yani şeytansız işletim sistemi olmaz da ondan. Yani vücut nedir? Adem'den tebaut etmiş. Adem'den uzaklaşmış. Eğer bir şeyi de unutmayın, şöyle misal vereyim. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Zıttı müdahale olmadığı için. Bir şeye zıt müdahale olursa oraya derecelenir. Allah'ın kudretine acizlik müdahale etmediği için sonsuzluktur. Aynen bu örnek gibi. Eğer şeytan kalbe girmeseydi kalbin içerisine zıt olmazdı. Tamamen o kalp tanrılaşırdı. Aşıkla meşuk aynı olurdu. Şöyle diyeyim. Elime bakın. Esma tamam mı? Hakikat tecelli ediyor. Tır 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 tır. Mesela diyelim ki Cemal. Arş-ı Azam'da Cemal. Lef-i Mahfuz'da Cemal. Arş'ta Cemal.
Cennette cemal, daire ilimde cemal, daire hayatta cemal, kürste cemal, lef-i mahve ispatta cemal, yedi kat semada cemal, alemi şahadette cemal ve çiçekte cemal. Tamam mı? Bu derece mi hepsi farklı? Bunun dereceye olabilmesi için Adem alemleri girmiş arasına. Şimdi eğer bu Adem alemleri ki onun temsili şeytan çıkartsak, aradaki zıtları çıkartsak, bu ne olurdu buradaki şey? Esma olurdu. Yani mıknadıs, demir, demir koyduk. Şimdi buraya koysak tak çekti. Çekti. Aa, bir yere getiriyoruz, çekmiyor. Biz Esma'nın cilve, cemal, nakşı ve sanatı değil miyiz? Sanatıyız. Şimdi bizi Esma değiliz. Esma'nın sanatıyız. Cilvesiyiz, cemalıyız, sanatıyız. Niçin Esma değiliz? Çünkü Esma'nın tecelliyatında zıtlar girmiş. Şeytan girmiş. Şeytan denilen bir sistemden bahsediyorum. Eğer bizdeki o meratiplerin oluşturan şeytan kalkarsa şuradaki demir mıknatıste yapışır. Şeytanı söküp atarsanız insanlıktan, kalpten, insan esma olur. Bu demiri, şu demiri mıknatıstan buraya tutmak için burada boşluk olması lazım. Enerji lazım. Enerji lazım. O zaman çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Bizi alemi şehadette, esbab aleminde tutan güç şeytandır. Şeytanı kaldırırsanız insan esma olur. Abi peki. Şunu bitireyim. Kalpte de lümme-i şeytanı kaldırırsanız kalp arş olur. Bir tamam ya. Arş olur. İnsan olabilmesi için şeytan olması lazım. Kalp, arş, Kabe aynı. Alem-i şehadetlik hakikat. Şimdi demek ki lümme-i şeytaniye kalbe girmesi insanlaştırmak içindir. Dedim ya, bu enerjiden daha büyüktür şu boşluk enerjisi. İşte insanı, kalbini arştan buraya tutan, bunun zıttı olan şeytan boşluğu girmiş. Boşluk enerjidir. Yeni çıkıyor fizikte bu. İşte bizi o taraftan buraya tutan bu sistemdir. Dindeki adı şeytandır. Kainattaki adı sistemdir. Sistem, yazılım. Şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim. Bakın, yazıyı görüyor musunuz? Burayı görüyor musunuz? Bir şey var mı? Yok. Peki, bu yazılan ara boşluğu olmasa yazı olur mu? İşte yazıların manasını gösteren ara boşluklarıdır. Yazılar melektir, ara boşluğu şeytandır. Onun için yazıyı gösteren ara boşluğu yazı kadar değerlidir. Şeytan ara boşluğudur. Şeytan kaldırırsanız bütün harfler birbirinin üzerine biner. Aynı yerde olur. Ben de bunu soracaktım. Ve iyi dinleyin. Burada anlattığı cümle var. Ne çizdim? Bak, burada anlattığı cümle var. Burada anlattığının dışında, bunun burada anlattığının dışında ve anlattığına hiç benzemeyen anlatmak istedikleri daha fazla var. O da şeytan değil mi? Adem? Şeytan işte, buradaki temsil şeytan. Adem. Adem, temsilcisi. Şeytan, mesela Lef-i Mahfuz, temsilcisi Cebrail. Bizde Dima. Peki eylem? Ceberut. Güçler, düşünceler, yani hisler. Bak, Adem, temsilcisi şeytan. Şirketi, taşeron şirketi,
icraatı cehennem. İnsandaki karşılığı cehalet. Asıl ilim cehalette, kaynak orada. Cehalette. Ben zannettim ki ilim arttıkça cehaletim azalacak. Meğer cehaletim de arttı. Cehaleti kaldırırsanız insan nedir? Sıfır cehalet ne demek? Allah hiç cahil değil. Tövbe estağfurullah. Ara boşluklarıdır. Kardeşim, bu eylem itibariyle bu ders herkese gitmez. Çünkü yanlış anlayacaklar. Bu eylem itibariyle şeytan diyoruz. Oysa yazılımın ara boşluklarıdır. 1, 0, 0, 1, 1. Peki üstüne bindir. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 1. Aynı üstü olmaz. Böyle böyle olacak. İşte biri sıfırdan, sıfırı birden. Mesela Muhammed. Orada mekan oldu. Ara boşluk oldu. İşte bu şeytan. Kainatın yazılımı var ya üzerine kurulmuş. O ara boşluğudur. Şeytan sistemdir. Kainatın işletim sisteminin ara boşluklarıdır. Yani şöyle bir misal vermiştim ya. Burayı 20 metreye 20 metre kare kabul edin. Kare. 20'ye 20. Tamam mı? Yarım metre su doldurun. Dize kadar. Doldurduk mu? 20'ye 20 kare şeklinde plastikleri dizin. Ama lambalı olsun üstü. Hiç boş bırakmayın, tamam mı? 20'ye 20 kare plastikleri dizin. Suda yüzüyor, tamam mı? Batmıyor. Öyle dizin ki hiç boşluk olmasın. Tamam mı? O plastiklerin üzeri de renkli, her biri ayrı renkli ışık olsun. Tavana vursun. Hayal ettiniz mi? Bir hayal edin bunu. Yoksa anlamazsınız bunu. Hayal ettiniz mi? Renklidir, tamam, kırmızı mavidir. Ama batmıyor, plastik. Hiç boşluk yok. Harun, sen de suyu aşağıdan karıştırır mısın? Karıştırdım abi. Karıştırdım. Bu değişir mi bunlar? Yok abi. Niçin değişmez? Bu değişir abi. Evet. Peki. Faruk oradan 3 tane kaldırsın. Şeytan oradan kaldır 3 tane. Sen kaldırın 2 yetine. Nadir abi kaldırsın. Sen de kaldır. Sen de kaldır. Sen de kaldırdın mı? Ben de burada kaldırdım. Al 5 tane, 7 tane, 8 tane. Boşluk oldu mu? Hadi Harun. Karıştır. Bunlar değişir mi yerleri? Değişir. Yukarıdaki manzara değişir mi otomatik olarak? Peki eğer o boşluk olmasaydı bu renkler tek olmaz, olmayacak mıydı? Hı. Tavanda tek renk olacak. Şimdi kaç tane renk olabilir şimdi? He? Yani nihayetsiz renk olur. Çünkü karıştırdıkça bütün plakalar diğer değişecek. Her yer değiştirmesinin buradaki yansımaları manzara olacak. Burası alem-i şehadettir, surettir. Burası şu yaptığımız yer şecere-i hilkattır. O boşluk şeytandır. O hareketlendirmek kayyumiyettir. Herkes idrak edemez mi? Evet, zaten herkes hitap etmiyoruz. Bizi vaaz, cami vaaz etmiyoruz bunu. Köyde kimse varsa. Kayyumiyet de enerji abi. Evet. Bir işaretteki karşılığı biraz değişik olur. Bak bu. Karıştır. Peki o boşluk şimdi lazım mı, lazım değil mi? Lazım. Hah, şeytan böyle lazım. Fakat şu anda o beni bıraksa, o duysun ki duyuyor. İnansın bana. O beni bıraksın, ben onu bırakmam şimdi. Niye biliyor musun? Onun yaptığı, bende uyandırdığı istidat ve kabiliyetlerin peşinde değilim. O adamın enerjisini kendime dönüştüreceğim. Bu projenin üzerindeyim. Allah beni muvaffak ederse. Yani güneşi oduna dönüştürme yöntemini yapmış Allah. 20. sözde de yolunu öğretmiş. Süleyman Aleyhisselam için diyor ki, şeytanlar ve cinleri kendisine itaat ettirmiş. Ben şeytanın cinine hastayım. O enerjiyi, yapısını, şifresini değiştirip enerjim yapacağım. Kendi enerjimi yapacağım. Mesela bir yöntem, bir tanesini söyleyeyim. Siz daha fazlasını çoğaltırsınız. Gece kalktım, iki burnum tıkanmış. Nefes alamıyorum.
Hemen adam girdi. Bak enerjisiyle. Ölüyoruz. Gönderdi paketi. Gönderdi mi? Ölüyoruz. Ve bilmesem bu olayı, sistemi bilmesem doğru acil. Ben ne yaptım? Güldüm. Ölüm. Çünkü niye? Odada konuşuyorum şimdi, oturdum. Dedim ki, öyle kim ölecekse ölümden o korkar. Ruh ölmeyecek. Nefis ölecek. Ha, sen şimdi ölümden o kadar korkuyorsun ki, ya Rabbi sen Allah'sın, ben isyan ettim ama sen adaletsizlik yapmazsın demiş şeytan. Adem şey. Ben sana secde etmediğim yer kalmadı. Bu secdelerin hatırına bana kıyamete kadar ömür ver. Allah da verdi. Kendisini isyan edeceklerini bildi halde. Ama niye? Secde etmiş. Şimdi bu adam, bak bu adam ölüm korkusunu kendisi ölümden korktuğu için Allah'tan tövbe istemedi, ömür istedi. Tövbe etmek insana aittir, uzun ömür istemek şeytana aittir. Adem tövbeye sarıldı, şeytan uzun ömür istedi. Şeytan ölmek istemedi. Sonra kötülerin ömrü de uzun oluyor. Ondan mı dersin? Ya, Anadolu'da demezler mi? Kötülerin ömrü uzun oluyor. Bak köyünüzü hayal edin bakalım. İyi adamlar çoktan gitmiş. Çünkü iyi adamların ölümünü ben merak ettim. Niye insan bu saatte gitti, öteki şeye gitti? Mesela bir misal söyleyeyim. Dün 3 gün önce Avrupa yılbaşında tatilini kutla, tatil oldu. Müslümanlar ve Nurcular bu tatili, yılbaşı tatilini değerlendirelim diye vakıflar gitmiş. Okuma kampı yaptılar. Adam kampı yaptı, Türkiye'ye geldi, uçaktan indi, arabaya bindi, vefat ediyor. Arabada. Niye biliyor musunuz? Niçin burada vefat etti? Motorculuğu bilir misiniz? Motorculukta piston, tamam piston çıkar çıkar, üst ölü nokta. En son ölüm. Yani hareketsiz noktaya geldiği zaman piston, tamam piston çıktı. Daha çıkmayacak. Bundan sonra aşağı inecek. Tam piston yukarıya çıktığı anda burada patlama oluyor. Sıkıştırılmış. Gaz haline gelmiş benzin hava 1/16'dır. 1 gram benzindir, 16 havadır. 1/16'dır. Sıkıştırıldığı zaman yanma odasında şuradan patlam şey sinyal veriliyor. Kıvılcım patlıyor. Bu son çıktı mı? Çıktı. Nereye kadar? Tam çıkacağı son sıfır. Ondan sonra patlama olunca bu sıfırlandı ya. Bunun çıkarken patlatılmaz. Patlatırsa güç elde edemezsin. Bu çıkma gücünü mü durduracaksın yoksa güç mü yapacaksın? Çıktı. Bak bir şey anlatacağım. Motorculuk anlatıyorum ama ölümü anlatıyorum. Çıktı. Tamam mı? Daha çıkacak yer var mı? Yok. Patlat. Patlatınca o güç oluyor. Piston aşağı iniyor. Vesaire. Şimdi bir Müslüman hayri en zirveye gelir. Ondan sonra hayır ile şer eşit olmaya başlar ve artık şer galip olmaya başlarsa, şer galip olmaya başlarsa bu sefer hayır şeyden, kumbaradan hayırlar yanmaya gider. Yani artık bunun hayrı az, şerri çok olacaksa kumbaradaki hayırlar yanacak. Yani çıktı, uçak durdu, artık çıkamıyor. Çıkamıyor. Bu sefer inecek ya, inince bütün kazandıklarını yiyecek. Cepten yiyecek bu sefer şirket. Allah merhametinden çıktın. Çıktım ya Rabbi. Düzlendin. Hadi bakalım hayır şer eşit. Şer eşit. Eğer bundan sonra Allah biliyor sen artık aşağı gideceksin. Aşağı gidip ceptekileri yemeyesin diye Allah buradan tam üst ölü noktadan hasenatın en zirvesine şak değsini aldı. Nereden çıkartıyorsun? Peygamber Aleyhisselam niçin 63 yaşında vefat etti? Mektubat'ta anlatıyor. 63'ten sonra beli bükülecek. Burnu akacak. Abdesti tutmayacak.
Abdest kaçırmak da tutamamak da sünnet olacak. Biz de onunla uğraşırız, onun abdestimiz gitsin. Onun için Cenab-ı Hak böyle Habibini her şeyde en mükemmel göstermek, beşeri arızalardan göstermek istemiyor. Mübara ediyor. Yani kusurlar başlayacağı zaman beşerdir. Burnu tutmayacak, abdesti tutmayacak, beli tutmayacak, vesairesi olmayacak, hassas olacak, asabi olacak, bağıracak, çağıracak. Ondan sonra şeyler başlıyor. Beşeriyet başlıyor. Allah en kemal mertebesinde şak kaldı. İşte herkesin ölümü üst ölü nokta. Üst ölü noktaya geldi, alıyor. Tamam. Şimdi bitireyim şurayı. Demek ki nasıl şeytan cennete girdi? İnsan kainatın küçültülmüş modeli olduğu halde lüme-i şeytane kalbin bir köşesine değil mi? Peki kalbe nasıl girmiş? Kalbe azazil, şeytansız işletim sistemi olsa, kalp şeytansız olsa, kalp mukaddes demir yapışırdı. Esma olurdu. Arş olurdu. Onun için kalpteki bil kuvve esmanın numunelerini burada tutması için şeytan lazım. Şeytan lazım. Kalp azazil, şeytansız, işletim sistemsiz olmaz. Buradaki hükmü ayrı, oradaki sistemin işlevi ayrı. Yani şeytan buradaki işlevi ayrı, oradaki ayrı. Yani şeytanı, buradaki şeytanı orada da öyle zannediyoruz. Hem her vakit mertebesinde hem her varlık mertebesinde, yani vücutta bir ademi var. Yani bunu nasıl okumayayım, bundan önce onu da diyeyim. İnsan bu vücut mu? Bunu en mukaddes, nakısız, kusursuz olabilmesi için vacip olması lazım. Bunu mahluk yapan Adem'dir. Onun için her varlığın bir ademi, bir şeytanı var. Yani derecelendiren zıttı vardır. Bundan sonrasını sonra gireceğiz. Şuradan 282. sayfadan cennetin uzaklığıyla beraber, bir de önümüzdeki derste şunu okuyacağız. Cennetin uzaklığıyla beraber alemi bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyveler alınması ise evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi devam ediyor. Tamam mı? Bundan sonra buraya yapacağız. Lemalar 282. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil